أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve inayetiyle önümüzdeki salı Muharrem ayının ilk gününe ulaşmış, Hicri 1440 yılını yaşamaya başlamış olacağız. Hicretin yıl dönümü olan bu başlangıcın milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Kıymetli müminler, Peygamber Efendimiz'e inanmayan müşrikler ona ve müminlere her türlü zulmü ve işkenceyi reva görmüştü. Artık Mekke'de yaşamalarının imkansız hale geldiği bir anda Yüce Allah müminlere dinlerini özgürce yaşayabilecekleri, ibadetlerini kolayca yapabilecekleri huzurlu bir şehre, Medine'ye göç etme izni verdi. Önce müminlerden bir kısmı yola çıkmış, ardından da Peygamberimiz sadık dostu Hazreti Ebu Bekir ile birlikte Medine'ye hicret etmişti. Muhterem Müslümanlar, İslam tarihinin bu şerefli yolculuğu keyfi bir göç değil, hakkın ve hakikatin yeryüzüne hakim olması için imkan arayışıdır. Hicret, Allah'a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesidir. Hicret, Allah'ın rızası, insanlığın huzur ve barışı için sahip olduğu her şeyden vazgeçen fedakar bir muhacirin, kendisine kucak açan cömert bir ensara kavuşmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu zahmetli ve bereketli yolculuğun kardeş kıldığı muhacir ve ensar şöyle müjdelenir. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensar ile iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Kıymetli kardeşlerim, hicret asr-ı saadette yaşanmış ve bitmiş bir hadise değildir. Bugün de nice Müslüman yurdundan ve yuvasından gözyaşlarıyla ayrılarak yollara düşmekte, kendisine ensarlık yapacak iyilik timsali insanlara sığınmaktadır. Bizlere düşen ise hicretin yıl dönümünde bu gerçeği bir defa daha hatırlayarak, zulmün ve adaletsizliğin sona ermesi için gayret göstermektir. Ayrıca hicret, her türlü fenalığı arkasında bırakarak, kötülükten uzaklaşarak iyiliğe doğru adım atmaktır. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin bu manevi yönüne şöyle işaret etmektedir. Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği kişidir. Muhacir ise Allah'ın yasaklarını
terk eden kimsedir. Aziz müminler, hicrette asıl olan samimiyettir, halis niyettir. Hicretin mayası Allah'a bağlılık ve Resulullah'a olan muhabbettir. Mümin arkasında bıraktığı acı günlere rağmen iman ve umutla hayata tutunduğu zaman muhacir olur. Muhacir de harama sırtını dönüp ısrarla helalin izini sürdüğü zaman hicretin manasını keşfeder. Muhterem Müslümanlar, yeni bir hicri yıla girerken Müslümana yaraşan geçmişin muhasebesini yaparak geleceği tanzim etmektir. İsyandan itaate, günahtan tövbeye, gösterişten tevazuya, ayrılıktan vahdete, düşmanlıktan kardeşliğe, cehaletten ilme, kötülükten iyiliğe hicret etmektir. Geliniz, hicreti andığımız bu mübarek cuma vaktinde zalimlerin zulmünden kaçarak yurdunu, yuvasını terk etmek zorunda kalan muhacir kardeşlerimize ensar olalım. Hayat yolculuğumuzu kamil bir iman, salih bir amel ve güzel bir ahlakla mamur etmeye bir daha niyet edelim. Yönümüzü, yolumuz, hicretimiz daima Allah'a ve Resulüne olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.